ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bir nokta-i mühime ve bir sır-ı ehem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Aleykümselam. Hoş geldin. Sayfa 262 sözler. Bir nokta-i mühime. Mühim bir nokta ve bir ehemmiyetli sır. Sırrı ehem. Şu ayet-i acibe ve alleme Ademel esmae kübleha. Şu ayet-i acibe insanın camiyet istidadı cihetiyle nazar olduğu bütün kemalat ilmiyeye ve terakkiyat-ı fenniye ve havariki sünniyeyi talim esma unvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle bir latif bir remz-i ulvi var ki şimdi ve alleme Ademe esma-i külliha, biz Adem'e isimleri öğrettik. Ve alleme Ademe esma-i külliha, isimleri öğrettik. Burada acayip bir sır var. Bu meleklere de ruçhaneti burada kesbetmiş. Meleklerin itirazı var ya, melekleri itiraz etmiş, melekler itiraz etmiş. Kan dökecekleri mi yaratacaksın? İnsanın yaratılmasında. Fakat işaret edeceğiz de orada anlatıyor. Melekler diyor, yani nasıl böyle itiraz edilmiş? Ya fıtratına bakmış, veya lef-i mahfuza bakarak. Ondan sonra bu insanın bu camiyette olduğunu, fıtratında böyle olduğunu söylüyor. Yani ona mukabil itiraz gibi. Fakat bu sefer Cenab-ı Hak onlara karşı susun, oturun demiyor. Ve alleme Âdem'e esma-i külliha. Melekleri diyor ki, hadi bakalım şu mevcudatı tarif edin bana, anlatın, isimlendirin. Bu bir nükte. Burada isimleri öğrettideki sır nedir? Yani isim öğretmek bu kitaptır, bu koltuktur değil yani. İsimleri öğrettik. Ona bir ad koymak değil. Ayet-i acibe insanın istidadının acayibinden bahsediyor. İnsanın camiyet istidadı cihetinde. Ne var orada? Mazar olduğu bütün kemalat ilmi. Birincisi bu. İnsanın camiyet istidadı cihetiyle mazar olduğu kemalat ilmi bir. İki, terakkiyat-ı fenniye. Üç, havariki sünniye. Ne demek bu verdiğin havariki sünniye? Harikalar da sünniye. Yani sanat. Yani sanat harikalarını ortaya koyuyor. Yani 60 kilo ama bütün kainata nüfus edebilecek bir şey yap. Mesela bir deniz altı, denizin dibine gidemiyor ama bir alet yapmış. Denizin altında yaşıyor. Havaya uçamıyor ama bir alet yapmış. Kuş gibi uçuyor. Öyle bir fenni var ki umurun batınlarına geçiyor. Ne diyor o? Terakkiyat-ı fenniye. Ondan sonra kemalat ilmiye. Kendine dönük bir yapı. Yani biraz önce anlattım. Adam bir tanesi merak etmiş. Almış kazmayı. Ha, sen yoktun anlatırken. Adamlar ne kazıyorsun demiş. Kendimi merak ediyorum demiş. Bunun dibine geçeceğim demiş. Kazmayı almış. Kazmaya başlamış. Kazmış da kazmış. Kazmış lef-i mahv-i ispata geçmiş. Kazmış cennete geçmiş. Ben demiş burada duramam. Kazmış kazmayı arşa girmiş. Kazmış aşağı zaman. Kazmış kabı kalsene gelmiş. Kazarken başka alemlere işte orada tabela görmüş.
Demiş ki eğer bir daha buraya kaza, bir daha geçme kalkarsan geri gelemeyeceksin. Sonra geri gelmiş ve bize dedi ki sakın ha kazmaya kalkmayın. Kazın ama. Şuraya kadar kazın. Çünkü ondan sonra ben diyor dibini görmedim bu işin. Bu işin dibi yok. Yani insan denilen şu meçhul bir kap gibi, kapak gibi, kutu gibi, yani bir tünelin kapağı gibi burası. Oradaki kemalat, ilmiye ve fen kısmı da sizin dediğiniz gibi ilmin kemalatının farklı olduğunu, fen ilimlerinin ilim olmadığını teyit ediyor. Ona zaten İmam-ı Gazali şey diyor, tıba, fiziğe, kimya, zanaat diyor. Sanat demiyor. Zanaat da yok, zanaat. Allah'ın yaptığı yaptığı masnunlara sanat denilir. İnsanın yaptığına zanaat denilir. Ama biz onu tabi sanat diye okuyoruz ikisinde. Demek ki kemalat ilmiye, yani insan kendine dönük araştırma ve keşif yapabilen bir mahluktur. Ve alleme ademe resmen küllâh, böyle melekte yoktur bu. Yani kendini keşfetmemeli diye böyle bir şey yok. Arkadaşlar hoş geldiniz. Allah razı olsun. İki, terakkiyat-ı fenniye, varlığı tanımlama. Birincisi kendisini, kendine dönük bir araştırma. İkincisi varlığı tanımlama. Üçüncüsü ona uygun havariki sünniye, yani ona uygun cihaz yapabilme. İtibariyle bu üçünü tencereye koy, karıştır. Buna talim esma deniliyor. Talim esma unvanıyla ifade ve tabir etmekle bunu böyle diyor yani. Ve alleme Adem'e Adem'el esma-i külla. Adem isimleri öğretti. Yani hakikaten tuhaftır. Mesela cinlere bir cin süresi gitti. O da insan eliyle geliyor. Onlara gelmiyor. İnsan eliyle onlara veriliyor. İnsan ise kendisini keşfetmeyi merak eden, varlığının ucu ve bucağı olmayacak şekilde vacib-i vücuda dayandırabilen tek yegane varlık insandır. Öyle bir şey yoktur yani. Hakikat itibariyle kainatın arkasına geçebilen, çünkü hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Hakikat itibariyle mesela beşeriyet itibariyle, levazımat itibariyle biz buradayız, yeni mahalledeyiz. Bakırköy'deyiz. Yani varlığın içindeyiz, kainattan sonrayız. Ağacın meyvesiyiz. Ama ağacın meyvesinin içinde bulunan çekirdek itibariyle düşünürsen o çekirdek meyve değil, ağaç değil, kökten önce olan, o kökün başı olan çekirdektir. Yani ağacın kökündeki çekirdekle meyvenin içinde bulunan çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır. O cihette o meyvenin içindeki çekirdek ağaçtan öncedir. Ama meyve itibariyle ağacın sonundadır. İnsan böyle bir tuhaf bir şeydir. Gariptir yani. Hakikat itibariyle kainattan öncedir. Ben diyor Adem'in diyor salsal, halakal insane min salsalin kel fahar, halakan o sürede onu tefsirinde galiba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'ın diyor salsalı yapılırken ben de o suyu döktüm diyor. Cennette değilken ben peygamberdim diyor. Çünkü nur-u Muhammediye cihetiyle ki peygamber aleyhissalatü vesselam her şeyden önce. Ama beşeriyet itibariyle, levazımat itibariyle, edensel baba olması, koca olması, ne bileyim kardeş evlat olması itibariyle kainatın içinde doğmuştur. Bu meyvedir. Ama böyle baktığın zaman insan bir tuhaf oluyor gidiyor. Yani gel de çöplükten harca kendini. Yazık günah değil mi ya? Sen değil kainatın uzantısı ve neticesi değilsin. Hakikat itibariyle kainatın başısın. Meleklerde bu yok işte. Ve alleme
Ademe resmen külleha. İşte bunların bir tanesine kemalat ilmiye. Yani insan kendisi kendisini tanımlamaya, keşfetmeye merak eden bir mahluktur. Hiçbir melek kendisini merak etmiyor. Benim dibim neresidir diye şey yapmıyor. Ona verilen vazife yapıyor o kadar. Kendisini de konumlayabiliyor. Nerede olduğunu. Nerede olduğunu GPS gibi ben buradayım. Ya acayip bir şey ya bu mahluk. Ya bir düşündüğün zaman senin gibi bir emsalsiz bir şeysin. Şu anda şöyle düşündüm ama bilmiyorum ifade edebilir miyim ya da size yakınlaştırabilir miyim? Mesela bütün dünyanın beslendiği bir bilgisayar sunucusu olsun. Google'un merkez noktası mesela. Bilgisayarcı olduğu için onu insanlar soruyor. He. Herkes bilgileri oradan alıyor. Tamam. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de oranın 600. 571. makamından oraya yayın yapıyor. 571'de ama orayı besleyen, oraya uzak bağlantıyla oradan bağlantıyı yapıp bütün dünyanın şeyini veren, bilgisini veren o. Evet, aynen doğru. Kendi lisan sanatınla aynı. Bu kemalat-ı insaniye, iki talim esma o. Yani biz, ey melekler, yani melekler itiraz etmiş, şartı ceza nakli yapıyorum. Ya Rabbi kan dökecekleri mi yaratacaksın? Biz senin tesbihine, tazimi yapmaya yetmiyor muyuz? Allah benim tesbih tazim için değil diyor bu. Ben insanlardan takip etmiş olduğum bir gayem var ki insanın şerini kale almam diyor. Allah Allah ya. İnsandan takip etmiş olduğum bir gayem var ki insanın şerini kale almam diyor. O hesap ayrıdır. Ya Ebu Cehil'e, Firavun'a, Nemrut'a ben ilahım diyene ya adama bu vasıfla inandığı için o kadar halis inanmış mı? Öyle muamele etmiş yani. Nil'i geri gitmiş onun emriyle. Atıyla Nil'in üstüne geçmiş. Kendi düşmanına bunu veren Allah. Ne? Hakikaten Allah ne kadar bize bir şey ya. Acebime gidiyor yani. Bu işte kemalat ilmiye, iki terakkiyat-ı fenniye, yani varlıktan, somuttan, varlık kemalat-ı fenniye demek, somut olan ağaç, elma, maden, güneşten somut, soyut manalandırabiliyor, mana çıkartıyor. Kemalat efendiye. Bir de talim esmanın içerisi, havariki sünniye denilen talim esma. Yani buna uygun sanat yapabilen, düşündüğünü maddeye dönüştürebilen. Düşündüğünü maddeye dönüştürüyor. Ben diyor bir anda her yerde görüşmek istiyorum. Öyle bir yapı var insanda. Gidiyor, kamera sistemini getiriyor, GPS getiriyor, ne bileyim. Yani düşündüğüne varabilen bir mahluk. Bu neymiş? Havariki suniye, talim esman vaniyle, ya insan ne kadar keyif alıyor ya. Bir de bunlardan böyle meşgul oldun mu? Namazında var, Allah'a da isyan etmiyorsun. Böyle bunlardan meşgul oldun, bir de haşir neşir olduğun bir, öyle bir ders taliminde varsa cemaatin var ki var şimdi. Anlatıyor. Ya daha ne korkacaksın ya? Varlıkta senden daha keyifli kim olur? Bu dersleri bir defa duy ve öl. Yetti canım. Duy yani. Yeter. Duy. Talim esma unvanıyla ifade ve tabir etmekle talim esmayı unutmayın. Üç tane şey koyacaksın içine bu. Şöyle latif bir rems ulvi var ki. Bundan sonra devam ediyor. Her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin, bak üç tane, her bir kemalin, her bir kemalin bir, her bir ilmin iki, her bir terakkiyatın üç, her bir fennin dört, bir hakikat ailesi var ki, yani bir kaynağı var, o hakikat bir ism-i ilahiye dayanıyor. Yani mesela diyelim ki bu kardeşimizin evinde olma itibariyle onun sanatıyla söyleyeyim. Tıp mesela hangi isme dayanıyor? Şafi. Şafi. Şafi isme dayanıyor. Ona azami derecede mazhar. Çünkü şifa veren Allah şifa verirken seni vasıta yapıyor. Onu bildiğin zaman o esmanın kemalatına mazhar oluyorsun. Şafi sende azami derecede tecelli ediyor. Bende o kadar etmiyor. Ben bilirim, taklit ederim ama mazhar değil. Çok tuhaf yani.
pek çok perdeleri ve mütenevi tecelliyatı bu esmaların pek çok perdeleri var. Perde ne demek biliyor musun? Mesela perde örten diye anlarız hep lugatta. Kitap okurken de öyle geçiyor. Öyle anlatıyorlar böyle. Perde örten gibi gözükürken hayır. Tam tersine gizli ortaya çıkaran. Mesela sinema perdesi. O perde olmasa filmin içerisi nerede gözükecek? Yani filmin aksettiği yer. Varlığın ifade edildiği zemin. Mesela dünya içinde öyle diyor. Ahiret üstü üzerinde diyor. Tenteneli bir perdedir diyor. Çok tuhaf yani. Buna da izah diyorlar bana. İzah ediyoruz. Tamam kardeş dinleme. Öyle. Sen dinleme lugatta kal. Pek çok perdeleri ve mütenevi tecelliyatı. Yani Esma'nın nihayetsiz drrrr yani bir çiçek düşün. Çiçekteki Cemil'den Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismine kadar. Drrrr, mesela çiçekteki Cemil, çocuktaki Cemal, yıldızlardaki, cennetteki, arştaki, arş-ı azamdaki. Yani bunlar hepsi meratiptir. Tecelliyat ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla, yani o varlığı inşa eden o yapı. Hani sakın ha bu Cemal bu şey değil ha, böyle bir süs için değil. Bu aynı zamanda kimliktir. Aynı zamanda batını dışarıya taşıyandır. Suret dediğimiz var ya şu. İlker. Şu sima batını zahiri taşıyor. Aynı zamanda kimliktir ve kişiliktir. Bağın sebebidir. Kafayı yok edin. Ne anan kalır, ne bacın kalır, ne başka şey kalır. Ne oğlun, ne kızın, hiçbir şey. Herkes eşit olur. Bazen kişiliği de yansıtıyor diyorlar ya. Evet, kişiliği. Hani... Bazen değil, kişiliği yansıtıyor. Bazen değil, devamlı bu. Hatta o andaki duygunu bile ondan alırsın, haber alırsın. Seni ele veriyor, beden konuşuyor. Sinirli mi, mutlu mu? Hepsi, hepsi gözüküyor. Yani kafayı, mesela Tesettür Risalesi'ne öyle diyor. Simasının dışındaki diyor, hiçbir yerinde diyor, 24. lemadan söylüyorum, bir kadının mahremiyeti yoktur. Mesela diyelim ki ben validemin kafasını yok etsem, diğerleriyle bütün organlar eşit. Yani tebrik edemem. Ayırt edemezsiniz yani morgda olsa, kafalar kesik olsa, şu bacımdır, şu anamdır, şu sokaktaki kadındır, aynıdır. Sırf budur. Karabeti de taşıyan simadır. Duygularımızı örten, açan da gene simadır. Sima aynı zamanda kişiliktir, kimliktir. Batını zahire taşıyandır. İşte bu da daireler diyor. Daireleri yani muhtelif tecelliyat ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surete nakıs bir gölgedir. Mesela tıp oradan açıldı. Doktorumuzun şeyinde sanatına gideyim. Mesela diyelim ki Allah'tan kopuk bir sanatı var. İyi bir doktordur, iyi bir cerrahtır. Ama buna İmam-ı Gazali şey demiyor. Sanat demiyor. Zanaat diyor. Tamam mı? Buna ilim demiyor, meslektir diyor. Niye? Arabayı tamir etmekten farkı değil diyor. Mesela kafayı tamir ediyor. Böbreği tamir ediyor. Tamirci yani. Ha, o onu tamir, bilgisayarı tamir ediyor. Zaten öyle yazıyorlar. Bilgisayar hastanesi diyor mesela. Televizyon hastanesi diyor. Yani imam da ama diyor bu sanatının Şafi eğer Allah ile din ile mukaddesle kıblesini oluşturursa o sanat olur. Ve o ismaya azami derece mazhar olur. O zaman sanat olur. Yoksa zanaattır. Yani şeydir diyor, meslektir diyor. Ama onu yaparken Allah'ın Şafi isminin aile darlığını bende gözüküyor. Benim elimle yapıyor. Benim elimle Cenab-ı Hak şifa veriyor. Yani şifa veren Allah'tır. Yani meyve veren Allah'tır ama ağacın eliyle veriyor. Dirilten Allah'tır ama sebepler arkasında veriyor. Şafi de böyledir. Yani benim elimle böyle yapıyor. O zaman insan şerif duyar. Şafi bende azami derecede tecelli ediyor. Sen ortadan kalksan esbab kalktı. Şafi gözükmeyecek adamda. Hastada yani. Şafi senin eliyle gözüküyor. O zaman diyor ki bunu anlarsan diyor. Sendeki o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur.
O zaman kemalini bulur, yani kıblesini bulur. Pusulaya koyduğun zaman tak 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 hemen buluyor. Tak tak tak, tak 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 diyor. Yani kemalini bulur, hakikat olur o zaman. Yani o meslek hakikat olur. Mesela diyelim ki doktor diyalizci. Şöyle yaptı, böyle yaptı, sanattır, meslektir. Arabanın çalışmasını, rolantisini ayarlamak neyse, adamın böbreğini ayarlamak öyledir. Cihazı ayarlıyor işte ya. Cihaza diyor ki şu kadar ver, şu kadar ver. Ha, ama benimle bu gösteriliyor şifa. Allah mesela şu cihazı diyor, şu böbreği diyaliz yapan cihazı, herkeste yok. Ha? Herkeste gözükmüyor. Bu sefer, bu gözükmeyen şey, o zaman şifa vardır. Yani herkeste şifa varsa, bu cihaz otomatik olarak var. Otomatik olarak, yani niye ben diyalize girmiyorum, burada giren yok. Otomatik olarak o cihaz sende çalışıyor demek. Böyle düşündüğün zaman, böyle düşündüğün zaman o kemalat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Mesela hendese bir fendir. Onun hakikati ve nokta-i muntahası Cenab-ı Hakk'ın ismi Ak ve Mukadir ismine yetişip hendese aynasında o ismin hakimane cilvesini haşmetiyle müşahede etmektir. De okuyayım. Mesela hendese bir fendir. Bir fendir. Onun hakikati ve nokta-i muntahası Cenab-ı Hakk'ın, yani nokta-i muntahası derken ta kaynağı. Mesela ismi hendese mesela. Hendese nedir? Mimarlık. Mimarlık yani. Çizim, tasarım, hesap yani. Hendese. Onun hakikati ve nokta-i muntahası Cenab-ı Hakk'ın ismi Ak ve Mukadir'in yetişip hendese aynısında, yani o sanatı icra ederken o anlayışında o ismin hakimane cilvesini haşmetiyle müşahede etmekte. Nasıl eder? Ya ben diyor şu binayı tasarladım. Yani nasıl ki bir evi yapmak için bir orada iki tane hesap var temelde. Bir toprak analizi yapılıyor. Bir de binanın statiği yapılıyor. Şimdi bunu bakarak ağacı mesela düşünse. O gözlükle bakıyor. Ağaçtaki tasarımı düşün. Plan ve projeyi düşün. Ağaçtaki. Şimdi dolayısıyla kendi küçük sanatçıyla büyüğüne inkılap eder. Yani büyüğünü görmeye çalışır. Onun hakikati, yani kendisinde gözüken o esmanın nihayetini görmeye başlar. Kainatı da böyle kurmuş. Mesela bir kayanın üzerinde ağacı düzmesi böyle. Nasıl bir yerleştirmiş. İsmi Ak ve Mukadir ismine yetişip hendese aynesinde o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede eder. Nasıl müşahede eder? Bu kainat sistemini de bir evin kuruluşu noktasına penceresiyle bakar. O tasarım nasıl yapmış, nasıl kurmuş. İşte böyle birisine denk gelmiştim. Yerlerden inerken o da adam jipten iniyormuş. Yayladan indiriyor, iniyor Ayder'den, hiç unutmuyorum. Biz de giderken, biz Besebile ile ben indim arabada. Dedim siz gidin, biraz rahatsız oldum. Dedim ben dönerim. Ya abi nasıl döneceksin ya? Ben dönerim. Çıkmadı. Adam derken meğer bir jip geliyor Lada, beni aldı. Bu adam da inşaat mühendislikte bölümde görevliymiş. Üniversitede, Trabzon'da. Teknik Üniversitesi'nde ama adam anlaşıldığına göre böyle biraz solcu gibi bir şeydi. Aldı beni. Sonra anladım ki bana bir şeyler anlatmak için almış. Neyse aldı. Ya dedi ne iş yapıyorsun? Ben dedim düşünen bir insanım. Düşünüyorum. O iyi dedi. Seninle çok iyi anlaşacağız dedi. 1,5-2 saatlik yol. Neyi düşünüyorsun dedi. Merak ettim dedi. Düşüne tanışacak ya, arabayı aldı. Dedim ki şu görüyor musun dağları? Görüyorum dedi.
şu kayanın üzerindeki ağacın kayanın üzerine nasıl kurulduğunu ben hep merak etmişimdir. Ben ne bileyim inşaatçı olduğunu. Ya dedim bir temel düşün dedim mühendis. Ya bunun dedim statini hesabını nasıl yapar? Nasıl demir? Nasıl harç? Dedim bir sürü böyle harç çeşitleri var. C'ymiş, C1, C2 falan. Böyle bakın. Adam ne desin? Ya hakikaten dedi ya. Bizim memleket hakikaten çok güzeldir dedi. O kadar hoş ki dünyada böyle bir yere rastlamazsınız. Hemen konuyu değiştirdi. Konuyu değiştirdi. Ben bunları değiştirince ben dedim ki ben işte bunları merak ediyorum. İşte kendi mesleğiyle. Şimdi senin mesleğine geliyor. Ben acele ettim ama. Mesela tıp bir fendir. Hem bir sanattır. Hem fendir. Hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati Gazali zanat diyor. Usta sanattır diyor. Sanat bir payını veriyor. Zaten söylemiştim. Gazali zanat diyor. Yani o payı vermiyor. Allah'tan kopuk olunca ona zanat diyor. Allah ile izah edersen fenini sanattır diyor. Usta şimdi kabul ediyor ki sen Allah ile düşünüyorsun sanatını. Mesela tıp bir fendir. Hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati, onun nihayeti ve hakikati Hakimi Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp Eczani-i Kübrası olan Ruh-i Zemin'de Rahimani cilvelerini edviyelerde göstermekte tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Mesela onu ifade edeyim. Mesela televizyon kutusu, şöyle kutu, hap düşünün. Hap. Şimdi Şafii nasıl Allah gözüküyor hapta, onu göstermeye çalışacağım veya gayret edeceğim. Şafii nasıl gözüküyor, böyle düşünün. Yani televizyonun kutusu, bir hap aspirin gibi düşünün. Nasıl burada Şafii gözüküyor? Ne alakası var işte, kalsiyum, magnezyum veriliyor. Bak şimdi, televizyonu arkasız düşünün. Arkasındaki kablo yok. Arkasındaki kablo uyduya, uyduda gözükmeyen, yani çanak antende uyduya bakıyor. Sen çıplak gözden semaya baksan uyduyu göremezsin. Çanak antenin içerisinde de filmi göremezsin. Ama çanak antenden de bağlı olan kablo televizyonda film olarak gözüküyor. Şimdi televizyon kutusu aspirinin kendisidir. İçindeki hasiyetler, özellikler, yani kalsiyum, magnezyum, uranyum elementler televizyondaki oynayan filmlerdir. Şimdi eğer o elementler arkadan bağımlı devamlı basmasa film gözükmez, kesilir. Şafi de böyledir. O aspirin kutusunda, yani aspirin denilen pakette arkası olmasa o elementleri devamlı destekleyen, onu orada tutan, feyiz veren esma olmasa, mesela aynada ben gözüküyorum. Nasıl devamlı ben gözüküyorum? Devamlı şua veriyorum burada. Şimdi aynada gözüküyorum. Bir şeyle ilgili bir şey anlatmıştınız hocam. Hı. Bu hani boş ilaçlar var. Bazı tedavilerde falan. Abi de o gün dersteydi herhalde büyük bir ihtimalle. Hani hasta olduğunu söylüyor ama böyle aspirine benzer, işte gripine benzer bir ilaç verip işte bu iyi, buna iyi geliyor deyip telkinde bulunuyor. Babaannem yapmıştım. İçiyor, o kendine iyi geliyor mesela. Aa diyor, hakikaten iyileştim diyor ama içtiği ilaç o değil. Belki de nişasta yani. Aynen. Hiçbir içinde kimyasal bir şey yok. Babaannem. Yani karşıdaki insanı hangi yönde telkin verip etkilediğinle alakalı bir şey. O aspirinin içerisine, bak onu anlatayım. Babaannem dehşeti baş ağrısı. Oğlum dedi. 2-3 günden beri başım çok ağrıyor. Hiç demezdi. Git, sağlık ocakları vardı eskiden köylerde. Aşağıda nahiyede. Git dedi doktora söyle bir ilaç versin bana. Baba ne aspirin alır? Oğlum sen anlar mısın bu işte? Baba ne baş ağrısı için aspirin falan. Oğlum git. Zaten dini bir şey söylediği zaman da söylediğim zaman dedi ki git hocaya sor diyor. Tamam. Dibine eşit vermez derler. Gittim. Doktora dedim. Doktor tanıyordu. Hoştan. Sohbetimiz vardı. Hoş birisiydi. Abi dedi ya. Ya sen bir
diyorsun, versene mi bir tane ağrı kesici falan. Ya beni gönderdi bak, iyi o zaman. O zaman babaannem de şey görmemiş. O suya atıyorsun da pşşş, çıkıyor ya gaz yukarıya doğru. Aslında C vitamin gibi şey. Pşşş, kıyameti koparıyor. Ben hep gördüğüm zaman da ben de etkilenmiştim. Babaannem görmüş. Bunu bir tane vereceğim dedi. Bunu nasıl takdim edeceğini sen bilirsin dedi babaanneme. Tamam. Gittim babaanne, babaanne dedim ki, ama bir şey anlatacağım bir anda. Babaanne bir ilaç verdi. Buralarda ne olacak? Köyde ne olacak? Hiçbir yerde yok babaanne. Yüklüyorsun sen ilacı. Tabii şimdi daha ilacın içini dolduruyor. İçi boş. Tabii. Ben oraya kendisini koyacağım. Düşüncelerini koyacağım. Evet. Tamam mı? İnançlarını koyacağım. Teslimiyetini koyacağım. Babaanne bu ilaç var ya bak. Buralarda hiçbir yerde yok. Eğer bu ilaçtan olsaydı sıradan kutuyla gönderirdi. Tek gönderdi. Yok ki. Yok. Bu özel yok yani. Yoksa kutu olur. O doğru şu an dedi. Hakikaten tek gönderdi dedi ya. O bir de böyle sarılı bir şey derim. Böyle paketli bir şey derim. Aspirin gibi tekli. Kağıdını yırtar çıkar. Allah Allah. Hakikaten paket. Babaannem böyle paketi ya. Bunu bastım yani. Onun düşüncelerini, güvenini, teslimiyetini bastım ilacın içine. Bak şimdi babaanne seyret. Bunun ne özelliği var dedi ya. Getir kaşığı atın. Babaanne ne kaşığı? Kaşıksız bu. Bu acayip bir şey. İndiği yer nereden ağrıyordu babaanne? Başım dedi. Mide inecek hemen kafana çıkacakmış bu. Hemen. 10 dakika içinde. Nasıl çıkacak kafama dedi. Bak bardakta nasıl oluyorsa bardakta çıkacak mı? Attım içine. Hayret hayret bakıyor. Allah Allah. Bu nasıl bir şey dedi. Onun dünyasında erime kaşıkla erir. Ya hem eriyor hem yukarıya çıkıyor. Acayip de renk de sardı. Renk de değişti. Beyaz değil. Babaanne işte bu suya atıp aşağıdan yukarıya nasıl çıktıysa midene gidecek ondan sonra kafana çıkacak. Direkt. Böyle bastık ilacın içerisine teslimiyetini bastık. İş koydu. Suda eriyen aspirin iyi geldi. Tabi. Vitamin, C vitamin bir şey. Şimdi abimiz darılmasın da Hipokrat'ın yemini biraz farklı. Yani nasıl bir yeminse çok sağa sola oynayan bir yemin. Hipokrat'ın yemini. Hiç belli olmuyor. Mesela bak sen aspirini götürüyorsun, suda eriyen aspirini. Öyle bir şey yüklüyorsun ki ona iyi oluyor. Annem doktora gidiyor belinden. Anneme diyor ki ameliyat olmazsan diyor felç olursun diyor. Evet. Eve geliyor hüngür hüngür ağlıyor telefonda. Ben diyor ameliyat olmazsam diyor felç olurmuşum diyor. Bak ona da yüklenmiş onu. Felç olduğuma kızmıyorum, üzülmüyorum da diyor. Ya felç olursa yani ölsem diyor üzülmüyorum da diyor ya felç olursam diyor bakıma muhtaç kalırsam. Şimdi, annesi doktora gitmiş. Doktor mesleğini icra eden para karşılığı hizmet üreten birisi. Hipokrat'ın yemini var sadece. Eğer annesi doktora gitmeyip hekime gitseydi hekim hikmetle muamele edecekti. Güzel. Hikmetle muamele eden de hiçbir zaman olmamış bir şeye olmamış bir şekilde felç olacaksın demez. Sizde yese düşünmez. 10 kat hasta etmiş onu yani bir konuşmasıyla bak bir kelamla. Hikmetsiz. Hekim değil o zaman. Yok. Evet, hekim olsaydı hekim, doktor. Senin tabirine. Yok doktora gitmiş zaten. Doktora gitmiş. O doktor. Sanatkar. Tamirciye gitmiş. Evet evet. Bak sen kelamınla konuşmanla o zaman da aspirini yüklemişsin. Yok beyne çıkacak, şuraya inecek, o iyi oldu. Ondan sonra, kaç dakika sonra, onda 20 dakika sonra dedim, 5-10 dakika sonra geldi. Süper. Ama nasıl geliyor? Elinde tesbih. Ne, içeride oturmuş, tesbih. 108 yaşında ya. Ona, bana, yer ve gök ve içindekilerle nasıl dua ediyor? Hiçbir şey kalmamış. O zaman işte abi bir derste anlatmıştın ya, hani bu kelam çok tesirli bir şeydir. Hani sadece bu ağızdan çıkan söz... Değil. Değildir yani. İşte bak iki kelime söylemiş, bütün psikolojisini çökermiş, ya. Hüngür hüngür ağlıyor. Ben diyor felç olacakmışım diyor ameliyat olmazsa. Halbuki ortada hiçbir şey de yok. Doktor olduğu için ameliyat olmasını teşvik niyetiyle söylenmiş bir şey. Geri dönüşüm olacağı için. İşte burada diyor ki, bu olursa diyor, ismi Şafi, ismine dayanıp, eczane-i kübrası olan rüy zeminde rahimane cilvelerini edviyelerde göstermek de tıp. Yani etveler ben onu çok merak ediyordum. Ya aspirin var yani kafamız okula takıldı ya. Mektep okuduğumuz için sebep sonuç, sebep sonuç, evet. Sebep sonuç, sebep sonuç.
Başka düşünemiyoruz. Allah ne alakası var burada şimdi diyorum ya. Allah beni affetsin, Müslümanız ama aspirin kardeşim bu işte. Su döktüğün zaman ıslatır. Allah bunun neresinde diye ben hep işkul oluyor. Oysa hep böyle gördük. Oysa su içerisine baktığın zaman aşikiyor, enerji esir. Arka tarafına baktığın zaman burada su gözükürken arkası dolu. Arkasını çektiğin zaman su yok. Suyun içerisine H2O'yu al bakalım. Buzun içine suyu al. Suyun içine H2O'yu kaldır. H2O'dan enerjiyi kaldır. Enerjiden esiri kaldır. Esirden esmayı kaldır bakalım. Var mı burada bir şey? Bu su gibi gözükürken esmanın zuhuratıdır. Esmadır ya. Esmanın cilve, cemal, nakşı ve sanatıdır. Dört. Cilve, cemal, nakşı, sanat. Bakın su gözüküyor. Su ıslattı. Allah'a ne alakası var? Evet arkadaş bu su ama su H2O değil mi? Hadi bir tanesi itiraz etsin. Su ama H2O değil mi? Kimyası bu. Bu. Peki H2O esir değil mi? Yani enerji diyelim. Esir değil mi? Esir madde hayat, aynı hayat, akıl cevher ruh cevher hatta esma. Peki sudan H2O'yu alırsan ne olursa su, Allah da esmayı mevcudattan alırsa o olur. Bak işte suyla Allah'la ne alakası var? İşte H2O suyla nasıl Allah'la alakası varsa Allah da esması böyle alakalı. Başa dönüyor. Ne cümle dönüyor. Berzah dönüşüm şeyler. Yani o pervanede bir hareket ve elektriğe dönüşüm yapıyor. Orası bir berzah. Yani bir hareket var ortada ama onun çıkması ondan mı başka şeyler de çıkabilir. Pervane dediği şu yani bu pervane dönüyor. Mil bağlı, endüvi bir kabın içinde. Burada evet bu endüvi dönüyor. Bu kabın içinde dönüyor. Manyetik bağlan dediğimiz şey ne bu bobindendir ne de bu da kaptan. Ama onun dönmesinden bir isim takıyoruz. Manyetik bir alan diyoruz. Manyetik bir alan meydana geliyor. Bu manyetik alanda mıknatıs ve kömür diskinden kömür üzerine bir kablo var. Kablodan aşağı hop Bakırköy'e elektrik geliyor. Hareket elektrik oluyor. Yani pervane tepede bir pervane dönüyor. Bakırköy'de bir böyle kaynak yapıyor adam. Bir ışık ampulünü yapıyor. Bilgisayar seyrediyor. Ama nerede? Çatalca'daki pervane dönmesiyle Bakırköy'de elektrik kullanıyorsun. Yani ne alakası var değil mi? Nereden nereye? Bak pervane dönüyor. Bakırköy'de adam kaynak makinesi çalıştırıyor. O bobinin üzerinde o indüklenme yoktan bir anda bir dönüşüm oluyor. Evet. İlaç da bir anda Allah'ın Şafi isminin dönüştüğü nokta berzah. Aynen aynen. İşte ilaç bu. Şu şey bobin dönmesi. Bu kap da ceset. Ceset. İnanç, düşünce bu ilaçla bedenin buluşma, temas etme anındaki düşüncelerimiz. Ona bakışımız. İlaca isterse tesir veriyor, isterse vermiyor. Mesela ben söyleyeyim, doktorum onaylasın edetsin. En âli ilaç dahi inanmıyorsan doktora hiçbir tesir yok. Mesela en âli ilaç, doktora itimadın yok. En faydalı bir ilaç. Hiçbir tesir yok. Ama bir doktor aspirin verse, ona itimat etse o zirve yapar. İşte ben hep merak etmiştim. O doktor misali da vereyim. Bu aspirinle ne alakası var? Gerçi su misalini verdik. Bak bu su. Halıyı ıslatır. Haşa Allah ile ne alakası var? Yani tamam Allah yaptı ama ondan sonra bıraktı. Bunu hebeneka böyle yani. Bu kulaşele deniliyor. Bir tanrı yaptı. O da onu yaptı. Onuncusu yatıyor. Birincisi devrede. Öyle. Yani bu suyun içerisinden H2O'yu çıkarınca ne olursa mevcudattan esmayı alınca o olur. Şimdi aspirini hep merak ederdim. Nasıl hassiyeti Allah veriyor? Televizyon kutusunu çanak antensiz düşünün. Karıncadan başka bir şey olmaz. Aynı kutu. Bağlıyoruz semaya, film seyrediyoruz. Ki onu yapan ne insan? Televizyonun kutusundan kasıt hap. İçindeki donanım, yani kablo, işte oradaki elektrik diyotlar, orada kalsiyum, magnezyum, uranyum, hidrojen vesaire.
Yani ilacın içerisindeki elementler. Ama hasiyet dışından geliyor. Televizyon kutusuna, ama mesela 500 sene, 200 sene önce, ya daha yeni ya, radyolar yeni çıkınca, olan bunun içerisine nasıl küçük adam gitti diye, merak girdi de konuşuyor diyorlardı. Televizyon, şey, radyoyu gördükleri zaman televizyon yoktu. Bunun içerisine nasıl girdi ya? Şimdi uydusuz düşünün, radyo konuşsun. Radyo şeydir, kaptır. Hadi bakalım, verici istasyonsuz radyo bir şey arasın. Her şey tamam. Veren yok. Veren yok. Her şey tamam, pervane dönmüyor. İşte hap da böyle. Hapın elementi su gibidir. Sudan hidrojen oksijeni çekip aldığın zaman, su çöktüğü zaman ilaç da çöktü. Devamlı arkadan basıyor. Şifa Allah'tandır. İspatı olarak bir hastaya bir ilaç veriyoruz ve iyileşiyor. Aynı hastaya aynı ilacı ileriki bir zamanda verdiğimizde hasta vefat ediyor. Yani hekimden bağımsız olarak olay gerçekleşmektedir. Şifa kesinlikle ve kesinlikle Cenab-ı Hak'tandır. Ya. Aynı ilacı. Evet. Bak, vefat etmesine sebep. Birisinde iyileştiriyoruz, öbüründe vefat etmesine sebep oluyoruz. Aynı hastalık. Aynı hasta. Şeye benzedi ya, bizim köyde bir adam var, alerji, gitti arı ısırmış, alerjiden kurtarmış. Arı ısırmasında alerji kalkmış. Başka bir kadın vardı, arı ısırmış, aynı şeyden evet. Dolayı ölmedi ama öyle korkunç bir şekilde zor yetiştirdiler. Ben biliyorum. Ölen de varmış da, ama bizim o benim dediğim ölmedi ama ötekisi arı ısırmasında alerji bir şey varmış bir yere karşı. Toza gitmiş. Yani aynı ilaç vesaire. Evet, ismi Şafi. Başka bir şey, mesela hakikat-ı mevcudattan bahseden hikmet-ül eşya. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ismi Hakim'in tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane mürebbiyane eşyada menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet, hikmet olabilir. Yoksa ya hurafata inkılap eder, veya malayaniyat olur veya felsefeyi tabiye misullü dalalete yol açar. Mesela hikmet, felsefe veya kainatın hikmetini araştıran şu neyidir, bu ne iştir? Eğer onu Allah ile izah edemezsen, onunla çözemezsen, yani onunla yorumlamazsan hep şüphede kalırsın. Diyelim ki isabet ettin. Bu ne iş ya? Hiç görmedin. Ömründe ilk defa görüyorsun. Vallahi bu ayakkabımı koyarsın. Buraya efendim çamaşır mı koyarsın? Yoksa bu ne yapılır? Bilmezsin. Diyelim ki isabet ettin. Sudur. Su koyuyorsun. Bir tanesi sana ha tamam isabet ettin demese isabet ettin bilemez. Bu dünyayı bu dünyayla izah edemezsin. Çünkü niye bak? İnsan nedir diye dinsiz izah edelim. Armuta göre kıyas et. İnsanı çevresiyle izah edeceksin. İnsan nedir? Güneşe soralım. İnsan nedir? Güneşe göre insan nedir? Havaya soralım. İnsan başka neyle izah edeceksin? Balığa göre soralım. Ağaca göre soralım. Sığırlığa göre soralım. Mesela insan sığırlığa göre ot yemez. Ama ot mamullerini yer. Salata yer. Dört ayaklı değil. Elbiseyi kendisi yapar. Tamam. İnsan böyle bir şeydir. Tamam. Ahire bağlı olmaz. Yani böyle insanı izah ederken Allahsız, dinsiz izah edersen dünyanın içindeki eşyaya nispet edeceksin. Başka şansın yok ki. Peki, içinde olan ben, içindeki eşya ile beni tanımlayacaksın. Peki, dünyanın ne olduğunu nereye göre tanımlayacaksın? Dünyanın dışında bir varlık olması lazım, bir kaynak olması lazım. Mesela desem, insan nedir? Karaciğer değildir. Ya insanı soruyorum, içindeki detaya neye iniyorsun? İnsanı anlamak için karaciğer, böbrekle izah edemezsiniz. Dünya nedir de denize göre budur diyemezsin. Dünyanın içindekilerle dünya izah edilemez. İnsanın organlarıyla insan izah edilemediği gibi. İnsan nedir? Yani insan kulak değil. Allah Allah. İnsan nedir? Dur mideyi kıyas edelim. Yani bütünü konuşurken detayla izah edilmediği gibi. Dünya nedir denilirse ki soruyoruz merak ediyorsan.
dünyanın dışında bir alem olması lazım ki dünyayı kıyas edersin onunla. Kıyaslanacak o bilinir. Bütün felsefenin temeli bu. Buradan çıkmaza gitmiş felsefe. Bütün felsefe çıkmazı burada. Felsefe insanı insanla izah etmeye kalkmış. İnsanı mevcudatla izah etmeye kalkmış. Edememiş, halt etmiş, eline ayağına kalmış. Maymuna dayandırmış Allah. Maymuna kıyas etmiş, balığa dayandırmış, daha mı? Sığına dayandırmış, gergedana dayandırmış. Ne yapsın? İzah edememiş. Peki isabet etti. İsabet ettiğini sana kim söylüyor? Hep gene şüphedesin. Ha, o zaman insanı çevresiyle izah etmek neyse, dünyayı da yıldızlarla, güneşle izah etmek aynıdır. O zaman bu varlığı, dünyayı düşünün. Beni kendimi düşünün, çevreyle izah edemezsiniz. Dünyayı da gezegenlerle izah edemezsiniz. Güneşi de galaksiye göre izah edemezsiniz. Şu varlığı da varlıkla izah edemezsiniz. İlle ister istemez bir mihengi nokta olması lazım. Pergelin bir kondu bir yer olması lazım. Pergel bir yere bastırmasan hiçbir yerde yuvarlak daire çizemez. Noktada ismi hakim gözükür diyor. Yani mevcudatı bir malzeme olarak, yöntem kullanarak, mesela ağaca bakarak, mesela uygulayayım. Şimdi önümüzde şey var, kiraz var. Oraya bakarak ben mesela dışarı izah edeyim. Bu kiraz nedir? Vallahi armut değil. Allah Allah. Ben kiraz. Armuta kıyas etmek zorundasın bakın. Ya bu nedir? Sandalye değil. Kirazı eşya ile, etrafıyla bile izah edemezsiniz. Söyleyin bakayım. Kiraz nedir? Vallahi pasta değil. Tabi ben de biliyorum canım. Kiraz işte pasta değil. O kiraz nedir? Ayakkabı değil. Armut değil, şeftali değil, muz değil, havuç değil. Peki ne yapacaksın? Kiraza diyeceksin ki ya mulevvin, bunu renklendiren birisi var. Buna bir karabiberini, tuzunu koyan birisi var. Çocuğa da sordum, onu tuzun birisi mi koydu dedim. Yok dedi. Çocuğa dedi. Şimdi eğer o kirazı insansız düşünün, çözün bakalım. Sığıra versen, sığıra böyle bu ufak bir şey, mandalinanın dilimini sığırın ağzına göre mantıksızdır. Şimdi peki sığıra göre düşünürse niye güzel olsun ki? Sığır ne anlar? Yani bir gül ile bir ot arasında fark var mı sığır için? Bir muhabbet kuşunun güzelliğiyle bir balık kafasının parçası kedi için bir farkı var mı? Aynıdır. Kedi için böyle bir şey yok ki ya. Böyle bir şeyde Çamlıca'da çıkmış böyle bir sığır öküz. Güle bakıyor böyle. Maşallah ya şu sanata bak böyle. Der mi? İşte bu kirazı bile ne diyor? İsmi hakim şu. İnsanla yorumlanıp esma menşeili, esmasıyla ifade edilebilirse çözülür ve hikmet olur. Mesela Yamulev'in bunu kör olmayan, kör olmaması lazım boyayan, bunu bu özellikleri, elementleri, gıdayı koyan sağır olmaması lazım. Ne alakası var? Çünkü benim ihtiyacımı duyması lazım. Yasemin'i, benim ahımı, isteklerimi, seslerimi, onu isteyen özelliğimi duyan birisinin cevabıdır bu. Bir de döneme göre ayarlayayım. Ne dersen işte, bakın insan ile varlık dışına taşıyarak, olayı varlığın dışına taşıyarak izah ediyoruz. Ya mulevin, renklendiren, ya musavir, tasvir eden, ya sani, ölüyü dirilten, ya reza, bizim sesimizi duyup cevap veren fiile. İşte bunu armutla izah edemezsin, böyle izah ediniz. İşte o zaman diyor, ismi hakim gözükür. İşte sana üç misal, sair kemalat ve fununun bu üç misali kıyas et. İşte Kur'an hakim şu ayette beşeri, şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere, arkasına desti teşviki vurup, parmağıyla o mertebeleri göstererek, haydi arş ileri diyor, bu ayetin hazini uzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.